Tavşan ve Kirpi. Bir zamanlar şalgam tarlasında yaşayan bir kirpi ailesi varmış. Anne kirpi ile baba kirpi seyahate çıktığı için ikiz kardeşler yuvada kalmış. Sanırım biraz daha lazım. Sanırım biraz daha lazım. Sanırım biraz daha lazım. Oh, Tanrı aşkına, o çorbaya daha ne lazım acaba? Buna biraz daha... Biliyor musun, daha fazla dayanamayacağım. Çorbaya ne gerektiğini bulana kadar dışarı çıkıp biraz dolaşayım diyorum. Ayrıca gerçekten çok acıktım. Bir an önce bulsan iyi olur. Bir türlü bulamıyorum. Annemin gizli tarifi neydi? Kesinlikle hatırlamıyorum. Bunun için tariflere bakman gerekiyor. Baktım ama bulamadım. Neden sen bakmıyorsun? Baktım ama ben de bulamadım ki. Sen neden bakmıyorsun? Ben şimdi hemen buradan gidiyorum. Aman Tanrım, anne seni çok özledim. Bir an önce dönseniz. Salata için bir şalgam daha getirirsin, değil mi? Tamam. Kirpi şalgam almak için dışarı çıkar ve kardeşini yemek yapması için yuvada bırakır. Şalgam tarlasının yanında lahana tarlası vardır ve birkaç günden beri orada bir tavşan yaşamaktadır. Merhaba Bay Tavşan. Siz burada yenisiniz galiba. Sana ne bastı bacak? İşte bu çok komikti. Çok komikti. Bu da çok komikti. Çok komikti. Bana baksana, sen niye böyle gülüyorsun? Oo, bastı bacak sinirlendi. Çok eğlencelisin bastı bacak, buna bayıldım. Kes şunu, senin derdin ne ki? Hiçbir şey ama senin derdin ilgimi çekti. Bu da ne demek şimdi? O bacaklar yürümek için mi yoksa top gibi yuvarlanmak için mi? O bacaklarla yaşamak çok zor olmalı Bay Bay Bastı Bacak. Pekala, bu kadar yeter koca adam. Zavallı şey. Bacak dediğin o küçük şeylerle hiçbir şey yapamazsın. Beni onlarla tekmelemeye çalışmak da yaptığın en komik şeydi. Tekmeleyememiş olabilirim ama eminim seni yarışta geçebilirim. Ne? Bana yarışta meydan mı okuyorsun sen? Ciddi misin Bay Bastı Bacak? Evet. Yoksa korktun mu? Güzel bir espriydi. Hakkını vermem lazım. Yani korktun mu gerçekten? Aklını mı kaçırdın? Senden mi korkacağım? Senin gibi 100 bücür gelse de sizi yenerim. İşte böyle. Gördün mü? Güzeldi ama yeterince hızlı değildi. Neden biraz çalışmıyorsun sen? Ben de yemeğimi yemeye gideyim. Sonra bu ağacın altından yarışa başlar, diğer tarlanın sonuna kadar yarışırız. Ne dersin? Ne? Yarım saat sonra buluşacağız.
Saygılarımla. Buna biraz daha lazım. Ben bunu gerçekten yaptım mı? Salata için şalgam getirdin mi? Bu çorbaya ne lazımdı? Çorbayı unut şimdi. Kazanmam gereken bir yarış var. Ne? Kirpi ikiz kardeşine tavşanla yaşadığı tuhaf şeyleri bir bir anlatır. Bu tavşan edepsiz. Peki ama bu yarışı nasıl kazanacaksın? Güzel bir planım var. Kirpi'nin aklında bir plan vardı. Kirpi yarım saat sonra kararlaştırdıkları ağacın altında tavşanla buluşur. Dakik olduğunu anladım. Bu hoşuma gitti. Şunu unutmasan iyi olur bastı bacak. Bu yarış benimle, yani tavşanla, seninle bastı bacak bücür arasında. Tamam o zaman. Sen şu çizgiden koş, ben de bundan. Hadi ısınmaya başlayalım. Sen başlat. Yerini al. Tavşan, bastı bacak bücüre karşı. Hazır ol. Tavşan, bastı bacak bücüre karşı. Hazır ol. Tavşan, bastı bacak bücüre karşı. Ve fırla. Beni yenebileceğini sanıyor. Aptal şey. Onu hiçbir yerde göremiyorum. Yoksa beni mi arıyorsun? Sen ne zamandır buradasın? Hızlı olduğunu sanmıştım. Neden bu kadar sürdü? Aa, bu olamaz. Yarışa yeniden başlayalım. Tamam. Sonunda gelebildin. Merak etmeye başlamıştım. Bu olamaz. Yarış yeniden başlıyor. Her etapta yavaşlıyorsun. Belki de daha çok çalışman lazım. Şimdi de çift görmeye başladım. Bana neler oluyor böyle? Bizden 100 tane gelse yeneceğini söyledin ama sadece ikimize karşı bile yenildin. Siz... Ama siz ikisiniz. Çok doğru. Ama buna hile denir. Üzgünüz ama sen de çok kaba davrandın. Kuvvetli bacaklarınla hızlı olabilirsin ama baksana bizim beynimiz senden daha güçlü. İşte al şunu. Özür dileriz. Bekleyin. Bu da benim tarlamdan. Ve ben de özür dilerim. Birlikte çok eğleneceğiz. Ve bir daha kabalaşmayacağıma söz veriyorum. Biz de veriyoruz. Biz de söz veriyoruz. İşte kaç zamandır aradığım şey buydu. Lahana. Annemin gizli tarifinde lahana varmış. Harika. Annenin gizli tarifi lahana mıymış yani? Çorbada eksik olan lahanaymış meğer. Daha sonra çok iyi arkadaş olmuşlar. Herkesin çok iyi bildiği ve bilmediği bazı şeyler vardır. O yüzden yeteneklerimiz konusunda böbürlenmememiz gerekir çocuklar. Ve zayıflıklarımız da bizi üzmemeli.